Siz Radio ABD'de stratejik noktaları ele geçirmiş olabilirler mi? Yok, o kadar değil. Ama şunu biliyoruz, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ciddi yapılanmaları var. Charter School dedikleri özel ve devlet okulu arasında bir yapı var. Devletten destek gören yapı. Orada çok ciddi varlıkları var. Ama orayla ilgili de bir takım iddialar var. Haklarında FBI soruşturmaları falan var ama çok güçlüler. Vakıfları var, dernekleri var ve lobi şirketleri var. Ve lobi şirketleri Amerika'da her partiden, Cumhuriyetçi ve Demokrat, temsilciye, ya yani kongre üyesine ve senatöre ulaşabilen cemaatin Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlediği bir takım faaliyetlere çok sayıda Amerikalı üst düzey yöneticinin geldiği görülüyor. Ama bunlar cemaati, ya bir de bunlara para veriyorlar tabii işte seçim kampanyalarında şuraya buraya, üniversitelerin kürsülerine bağış yapıyorlar. Şu, yani bayağı bir para da akıtıyor. Ama bu parayı akıttığı zaman bunun sonucundaki faaliyetleriyle de parayı geri kazanıyor. Yani bu para bir yerden gelip de Amerika'da akıtılan para değil. O Amerika'da akıtılan para Amerika'da tekrar bir sermaye gibi düşünebiliriz. Şimdi bu Amerikan yönetimini ele geçirmek diye bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Ama Yönetim değil de Amerikan stratejik yönetimi noktalar. üzerinde etkisi oluyor. Mesela nedir şu anda? En önemli sorun Fethullah Gülen'in iadesi. Evet. Ne oluyor? Amerika'daki cemaate yakın bir takım senatörler, cemaati iyi bilen insanlar, gazeteciler, üniversite öğretim üyeleri falan ne diyorlar? Yani niye iade edelim? Bu adam bayağı iyi. Hatta kim istiyor? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan radikal. Bu halbuki olumlu diyorlar mesela. Bu çok değerli bir şey cemaat için. Evet. Yani cemaatin Amerika'da Amerikan yönetimine sızmak değil, Fethullah Gülen'in Pensilvanya'daki varlığını garanti altına almak bile cemaat için altın değerindedir.